Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün aralıktan sizlere seslenmiyorum. Bugün ofisimdeyim. Arıcıların neler zorluklar yaşadığını birçoğumuz biliyoruz. Bilmeyenler için şimdi yeniden kısaca anlatacağım. Ayrıca 2004 yılı için fiyat, bal fiyatı ne olmalıdır, ne olmamalıdır, ne kadar olmalıdır, ne kadarın aşağısı kurtarmıyor, ne kadarın üstünde çok fazla satış kar elde ediliyor gibi sorularınızın yanıtını bulacağız. Excel dosyasıyla evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplam maliyetimiz 361.329. Bu 500 kilogram bal için yaptığımızda birim bal kilogramın bize bir yıllık maliyeti 722.65, 723 liraya mal oluyor arkadaşlar. Ve az önce söylediğim gibi biz burada araç, insan amortismanını katmadık. Günlük yevmiyemizi amele hesabından yazdık. Unutmamamız gereken bir şey de şu arkadaşlar. Aracılık dünyadaki en tehlikeli mesleklerden biri. Bu kabul edilebilir değil. Birçoğumuz arıdan korkuyoruz, arının içine girmiyoruz. Bunu arıcılar için söylemiyorum. Normal bal alanlar, bal yiyenler ya da normal insanlar için konuşuyorum. Biz maskenin içinde 35-40 dereceyi bulan sıcaklıklarda arı bakmaya, o stresin altında karar vermeye çalışıyoruz. Uygun yöntemi, oradaki problemi çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunların hiçbirini katmadan ve kar düşünmeden, benim ek işim olduğu için ben para kazanmak için bunu yapmıyorum. Benim amacım ne yediğimi bilmek ve çocuklarıma da, eş dost, akrabaya da güzel bir bal yedirmek, doğal organik bir bal yedirmeye çalışmak. O yüzden bu işi yapıyorum. Şayet bunu ticaret için yapanlar var, bunu geçimini sağlamak için yapanlar var. O yüzden alım yaparken biraz daha karşı tarafı düşünmemiz lazım. Yani bal alıyoruz, ne yediğimizi biliyoruz. Yani eğer bu fiyatı biz aşağı çekmeye çalışırsak, alıcı, satıcı olarak aşağı çekmeye çalışırsak, maalesef ki bazı şeylerden fire vermek zorunda kalacağız. İşte bu da balın saflığına yansıyabilir, bu balın kalitesine yansıyabilir. Ve biraz daha ahlak, özür dileyerek söylüyorum, ahlak düşük insanlara denk geldiğimizde belki hile katacaklar bala, kötü yollara başvuracaklar. Bu maliyeti aşağı çekebilmek adına. Yine dediğim gibi arkadaşlar, 50 koloni bakmak çok zor bir şey. Ve bundan biz aldığımız bal 500 kilo olarak hesapladım. Mesela bu sezon gerçekten çok kötü bir sezon ve verim düşüktü. Yani 50 arıdan 150 kilo, 200 kilo bal alanlar var. Yani şuraya 200 kilo bal yazdığımızda arkadaşlar maliyetimiz bakın ne kadar değişiyor. Görüyorsunuz. Hani diyeceksiniz ki tamam, 50 arıdan bazen 500 kilo değil de belki 1 ton alıyorsunuz. 1 ton aldığınızda da sizin maliyetiniz buna çıkacak. İşte 360 liraya düşüyor. Yani ama biz buradan 1 ton bal alabilmemiz için inanın ki bu kadar saflıkta bal üretmemiz imkansız. Bunu muhakkak ya çok iyi bir sezon olması lazım ya da dediğim gibi hile hurda katmamız gerekiyor. Bu da gerçekten çok zor. Organik bal yiyecekseniz arkadaşlar bazı şeyleri gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu da benim size tavsiyem. Bunun yanında dediğim gibi arıların içinde durmak çok zor. O aralıkta, o streste, o sıcakta doğru kararı vermek, işte kraliçenin yumurtlama düzenine bakmak, bal getirim düzenine bakmak, işte çerçeve atılacak mı, atılmayacak mı, buna ek takviye yapılmalı mı, kat atılmalı mı, ya da işte oğul kontrolü yapılır, nasıl yapılır, ne kadar hızlı çoğalıyor, oğula çıkarma. Bunun gibi birçok kararı vermek zorundasınız. O anda anlık vereceğiniz kararlar bunlar. Ve arıların içindesiniz, sıcaklık var. Bunlar tamamen insanlar üzerindeki etkenler arkadaşlar. Her şeyi hak ettiğini, hakkını verelim. Biz satıcılar olarak da fiyatları çok uçurmanın anlamı yok. Ama dediğim gibi bazı insanlar geçimini bundan sağlıyor arkadaşlar. Yani buna %25 kar koyduğunu düşündüğünüzde 1000 lirayı buluyor satılan bal. Eğer balın fiyatı 500 liralardaysa muhakkak bir sıkıntı vardır. Ve bunun fiyatı 1000 liranın üzerindeyse, 1250'nin üzerindeyse yine bir şeyler arayın. Yani ya kazanmak için, çok fazla kazanmak için kar artırılıyordur.
Evet, bunlar diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hem satıcılar için hem alıcılar için umarım faydalı bir video olmuştur. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Özellikle arıcı arkadaşlarla paylaşın. Maliyetimizi bilelim. Sattığımız fiyatı ona göre belirleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sorusu olanları ayrıca sorularını alabilirim.